Herkese merhabalar. Doçent ünvanlı bir öğretim üyesiyim. Bu videolarda sizlere akademik bazı konularda bildiklerimi elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bu serinin önceki iki videosunda tezin ne olduğu, bir tezin hangi bölümlerden oluştuğu ve giriş bölümü üzerinde durmuştuk. Bu videomuzda ise tezin kavramsal çerçeve, kuramsal çerçeve, temel kavramlar veya genel bilgiler olarak adlandırılan ikinci bölümünün ne olduğunu ve nasıl yazılması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle tezin kavramsal çerçeve veya genel bilgiler olarak adlandırılan bölümü nedir? Bunun üzerinde duralım. Bu bölüm bir tezin giriş bölümünden sonra gelen ikinci bölümüdür. Bu bölümde tezin konusunu oluşturan temel kavramlar, varsa kuramlar yani teorik bilgiler ve konu ile ilgili genel bilgiler bir sistematik oluşturularak sunulur. Ayrıca konu ile ilgili olarak daha önceden yapılmış olan çalışmalar da bu bölüm içerisinde özet olarak verilir. Dolayısıyla bu bölüm okuyucuya tezin konusu ile ilgili bilimsel altyapıyı veren önemli bir bölümdür. Bölümün ne olduğunu anlayabilmemiz için internet üzerinden rastgele bir araştırma yaparak ulaştığım birkaç tezden örnekler göstermek istiyorum. İlk örneğimizde afetler üzerinde yapılmış olan bir tez var. Bu tezin girişten sonra gelen bölümü kavramsal çerçeve olarak adlandırılmış ve bu bölümde afet kavramı, afetlerin etkileri, afet yönetimi ve aşamaları, afet sonrası iyileştirme ve yeniden yapılanma süreci gibi alt başlıklar kullanılmış ve buradaki bölüm yazılmış. İkinci örneğimizde ise iş tatmini, örgütsel bağlılık ve iş gören performansı konularında yapılmış olan bir tez görüyoruz. Bu tezin ikinci bölümü ise teorik çerçeve olarak adlandırılmış ve bu bölümde buradaki iş tatmini, örgütsel bağlılık, iş gören performansı kavramlarının tanımları yapılmış, bu kavramların boyutları incelenmiş ve önemleri ortaya konulmuş. Daha sonra bu kavramları etkileyen faktörler ve son olarak da bu kavramlarla ilgili ve kendi aralarındaki etkileşimleri belirlemeye yönelik yapılan çeşitli literatür araştırmaları sunulmuş. Üçüncü örneğimiz ise tıp alanından bir örnek. Bu örnekte ikinci bölüm literatür taraması olarak adlandırılmış ve tümör büyümesini konu alan bu tezde tümör büyümesi ve bağışıklık sisteminin işleyişi, tümör ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişki, bu ilişkiyi inceleyen bazı modeller gibi bilgiler verilmiş. Dolayısıyla kavramsal çerçeve, teorik çerçeve, literatür taraması veya genel bilgiler olarak adlandırılsa da buradaki ikinci bölümde tezin bilimsel altyapısı ile ilgili temel bilgilerin verilmiş olduğunu görüyoruz. Ayrıca daha önce giriş bölümünün yazımında örnek olarak verdiğimiz bir konu vardı. Bu konu üzerinden, bu örnek üzerinden de bu bölümde neler olur bunlar üzerinde durabiliriz. Bu konuyla ilgili nasıl bir bölüm yazabiliriz? Bir de bunun örneğini verelim. Konu başlığı olarak hatırlayacak olursanız, hipertansiyon hastalarında yaşam kalitesinin arttırılması için hastalara verilecek bir eğitim şeklinde tamamen varsayımsal bir başlık belirlemiştik. Bu tezde ikinci bölümü kavramsal çerçeve veya genel bilgiler olarak yazabiliriz. Konumuz ilk olarak hipertansiyon hastalarından başladığı için bunun hemen altında başlık olarak hipertansiyon yazabiliriz. 2.1 şeklinde hipertansiyon yazabiliriz ve bunun altında alt başlıklar olarak tanımı ve sınıflandırılması, tanısı, yaygınlığı, nedenleri gibi alt başlıklar yapabiliriz. Ardından yaşam kalitesini de biz konu edindiğimizi burada görüyoruz. Bundan dolayı 2.2 başlığı olarak yaşam kalitesini yazabiliriz. Ve yaşam kalitesinin alt başlıkları olarak ise tanımı, ele alan kuramlar, etkileyen faktörler ve ölçülmesi gibi alt başlıklar yapabiliriz. Ardından biz bu tezde hipertansiyon hastalarında yaşam kalitesinin arttırılması için verilecek bir eğitim üzerinde duruyoruz. Dolayısıyla bir sonraki alt başlık olarak 2.3 olarak bu eğitimden bahsedebiliriz. ... eğitimi şeklinde bir alt başlık yapabiliriz. Ve bunun altında bu eğitimin tanımı, bu eğitimin teorik arka planı, kullanıldığı alanlar ve faydaları gibi alt başlıklar yapabiliriz buradaki eğitim altında. Ardından önceki çalışmalara geçeriz. Bu alanda yapılmış olan, bizim tam olarak konumuzla ilgili olarak yapılmış olan önceki çalışmalar neler bunları verebiliriz. Bununla ilgili de şu şekilde alt başlıklar yapabiliriz. Öncelikle hipertansiyon hastalarında yaşam kalitesine ilişkin çalışmalar neler? Herhangi bir eğitim vermeden ne tür çalışmalar yapılarak hipertansiyon hastalarında yaşam kalitesi arttırılmaya çalışılıyor? Bununla ilgili yapılan önceki çalışmaları verebiliriz. Ardından bizim vereceğimiz eğitime biraz daha yaklaşarak bu eğitimin sağlık alanında kullanımına ilişkin çalışmalar ile ilgili önceki çalışmalara ait bilgileri verebiliriz. Ve bu şekilde bu bölümü yazmış oluruz. Zannediyorum bölümün ne olduğu ile ilgili sorularınız cevap bulmuştur. Artık bundan sonra bu bölümü nasıl yazmalıyız? Bir de bunun üzerinde duralım. Bundan sonra yapmamız gereken az önce belirtmiş olduğumuz başlıkların altını yazmak. Bunun için ise kitap, makale, tez, kongre bildirisi, resmi rapor ve internet sayfası gibi
farklı kaynaklarda araştırma yapmalı ve yazma işini yapmalıyız. Bu aşamada bizlere çokça gelen bir soruyu cevaplamak istiyorum. O soru da şu: bu bölümü yazarken tamamen kafamızdan mı yazmalıyız, yoksa tamamen alıntı mı yapmalıyız, ya da nasıl bir yol izlemeliyiz şeklinde çokça bir soru alıyoruz. Bu soruya çok net olarak şöyle bir cevap verebiliriz. Tez tamamen kafadan yazılmaz. Ancak tamamen alıntı da olmaz. Tez, temel bilgilerin bilimsel kaynaklara dayandırıldığı, gereken ölçüde alıntılara başvurulan, ancak bunun yanında çoğunlukla bu bilgilerin yazarın sentezi ve yorumları ile birlikte yazıldığı bir eserdir. Dolayısıyla bir tanım, herhangi bir somut bilgi, teorik arka plan gibi bir bilgiyi yazdığınızda, yani burada belirttiğimiz üzere temel bilgileri yazdığınızda, bunları bilimsel kaynaklara dayandırmalısınız. Bunun kaynağını mutlaka vermelisiniz. Örneğin, hipertansiyon şu şekilde sınıflandırılır, şöyle tespit edilir, yaygınlık oranı şudur, nedenleri şunlardır gibi bilgiler verdiniz. Bu durumda şunu düşünmelisiniz: jüri size bu bilgiyi neye dayanarak yazdın derse nasıl bir cevap vereceksiniz, bunu düşünmelisiniz. Bu bilgileri kendi bilginize dayandıramazsınız. Bir kaynağa atıf yapmalısınız. Yani şu bilim insanı, şu kaynak, rapor, istatistik vesaire bunu belirtiyor demelisiniz. Yalnız buradan aldığınız bilgiyi de çok temel tanımlar dışında, çok temel tanımlar istisnadır, o kaynakta belirtildiği şekilde aynen yazamazsınız. O bilgiyi okumalı, değerlendirmeli, özümsemeli ve kendi ifadelerinizle yazmalısınız. İşte bunu yaptığınızda siz kopyala yapıştır yapmamış, analiz ve sentez yaparak bir tez yazmış olursunuz. Tamamen alıntı yapma yolunu da izlememiş olursunuz. Umarım sorularınıza cevap verebilmişimdir. Böylece bu videonun sonuna gelmiş olduk. Herhangi bir sorunuz olması halinde yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Videonun faydalı olduğunu umuyorum. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyor. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum.